Dinliyor musun kuş seslerini? Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kuş seslerini dinlemeye geldik. Neredeyiz? Eski Küçük Kuyu Ayvacık. Ayvacık Küçük Kuyu arasındaki dağ yolundayız. İnanın yol mükemmel olmuş. Değil mi? Tünelleri kullanmaya gerek kalmamış. Evet, tüneller açıldıktan sonra yol bakın yenilenmiş. Böyle var ya, biz motorla geldik, böyle bir gram oynamıyorsun yani. Şimdi ya yağ gibi kayıyor yol. Harika olmuş. Çok güzel olmuş da işte. Ama burada şeyler kapanmış. Hani zeytin satan esnaf küçük küçük böyle barakalarda bir şeyler gözleme yapıyorlardı. Onlar tabii sezon nedeniyle mi yoksa bu tüneller açıldı, işleri bitti, o nedenden dolayı mı kapandı bilmiyorum ama herkes perdesini indirmiş. Baksana ama yani buradan insan geçmiyor Özlem. Herkes tünelleri kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Kimse geçmiyor bak, motorla baksana geldik yani, Allah'ın kulu. Buradan geçerken kuş seslerini böyle duyamıyorduk. Bakın şu anda Şubat'ın sonundayız. Oh, bülbüller çıkmış. Şarkı söylüyor bize. Ama şimdi buradaki esnaf da iyi para kazandı Özlem ha. Çok pahalı satıyorlardı turistik yani yer diye. Ama yol üzeri ve satmak zorunda yani. Her şeyin bir rejonu var. Değil mi? Yani yol üstünden hemen pıt diye arabanla duruyorsun, alıyorsun. Bak bir şey diyeceğim sana. Bak bu çamların hastalığı burada da var. Görüyor musun? Evet. O top top oluyor, bunlar hep çam hastalığı. Ya çok zarar veriyor. Bunları ben bir ara, gelsene Gözlem. Bir ara görmüştüm, bunları topluyorlardı böyle şeylerle. Yani insan üzerine düştüğü zaman çok kötü yapıyormuş. Fazla yaklaşma. Ne yapıyormuş ki? Kar. Hatırlıyor musun? Geçen kış baktığımızda kar yağar gibi. Kar yağmıştı sanki. Abi şu yola bak ya. Çok tehlikeli. Ağaçlar için de tehlikeli. Eskiden bu yol nasıldı ya, vızır vızır. Şimdi var ya, aç buraya bir tane masa. Aa bak, senin istediğin şeylerden burada var. Bak sazlardan, sazlık şeylerinden. Bak sen şunlardan istiyordun ya. Uçurum değil be. Ana pisliklere bak, Allah'ını seviyorsan yine aşağısı leş gibi ya. Ya niye bunu yapıyorsunuz ya? Burası şöyle. Çöplük mü be kardeşim? Çöp bidonları burada var. Bunu da ters çevirmişler bak, çöp bidonunu da. Tüh, yazık Allah günah Allah. Ya. Ya işte ne diyeyim ki artık yani? Ne diyeyim? Burada da bakın çöp plastik, bidonları var da bunları ne diye, bunu ne diye böyle ters çevirmişler. Bunlar ya, çöp bidonlarını koymamışlar. 3 tane çöp bidonu var burada. Hakikaten ha. Bunlar ne? Dolu mu boş mu bu çöplükler? Aha ya, bir tane karayolları arabası geliyor. Vallahi boş çöpler de. Vallahi bu çöpler boş. Bütün pislikleri mislikleri atmışlar. Yok ki. Yani gelen geçen mi atıyor abi? Özlem şu ağaca baksana. Ne güzel değil mi, şeyin içinden çıkmış bak. Evet. Evet, tek araç. Şu anda bu da karayollarının arabası. Bak sarı sarı geliyor. Ana kaptırmış geliyor adam vallahi. Bir tane araç gördük sanırım. Ya şu anda Ahmetçe'nin oradan çıktık. Buraya kadar hiçbir tane araç yoktu. İlk araca rastladık. Nusratlı rampasına giriyoruz değil mi? Nusratlı rampasına. Baksana kaptırmış geliyor araç. Kum götürüyor. Hadi bakalım gidelim bir de aşağı. Şimdi biz Küçük Kuyu'ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, hava güzel dedik. Bir gidelim Küçük Kuyu'yu. Bir görelim, size de gösterelim ne var ne yok, kimler var kimler yok. Yeleğin de olmuyor ha, şişmanlamışsın. Uzun zamandan beri gitmemiştik Küçük Kuyu'ya. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz, hadi bakalım, bay bay. Şimdi ikinci yere geldik, o meşhur yer. Neresi burası? Tam Küçük Kuyu'ya inerken buradan Çanakkale-İzmir yolundan geçen arkadaşların mutlaka uğradıkları yer. Muhteşem deniz manzarası ile beraber, Küçük Kuyu manzarası ile beraber burada oturup çay içip gözleme yiyip kola içilen yer. Maalesef burası da terk edilmiş bir şekilde. Özlemciğim, ya burada oturacak yer bulamıyorduk. Ya şimdi eski anılara döndüm biliyor musun? Eski anılar dediğim bir sene önceki. Bir sene önceki ama buradan kaç sefer geçtik bir sene içinde. Ya burada aynen oturup çay kahve içiyorduk ve burası fıkır fıkır araba kaynıyordu ya yazın. Evet. Şimdi sis var arkadaşlar. Hava birdenbire ısındığı için böyle sisli bir güne denk geldik. Yoksa buranın manzarası muhteşem oluyordu. Drone Küçük Kuyu manzarası. Aslında drone'la çekim yapmayı planlıyorduk. Evet, drone'u da aldık yanımıza ama hava
sisli yani. Deniz de çok gözükmüyor. O yüzden evet, güzel bir çekim olacağını düşünmediğimiz için. Boşu boşuna uçurmayalım dedik drone'u. Drone'u uçurmayalım. Hadi gel otur sana bir burada gözleme söyleyeyim. Bakar mısınız? Üç gözleme. Üç gözleme ver oradan. Kime söylüyoruz? Kimse. Gel şurada en güzel masada oturalım. Ama burada bana bak tuzluklar muzluklar var. Burası çalışıyor herhalde. Herhalde. Ama kimse yok. Adam her yer kapanmış. Oralar hep kapanmış evet. Ancak böyle karayolların arabaları geçiyor. Ama yani manzarası da böyle bakmaya doyamadım. Gel otur bakalım bir manzaraya bak buradan. Gel böyle otur yavrum, niye oraya gidiyorsun? Hayır manzaraya bakacağım şöyle. Tamam işte buradan bakarsın diye. Ay ay. Hey gidi. Bu arada bana bak o renk de seni açtı ha. Aynısından bende de var arkadaşlar. Senin göbeğin üstüne çıkıyor. Herkes bize bu yelekleri giydiğimiz zaman karayollarından sorumlu insanlar zannediyorlar. Yani hakikaten ha, karayolları. Selam verip geçiyorlar. Şeyden, tünelden sorumluyuz biz karayollarından. Hakikaten ha, bütün o araba gördün mü demin kamyondaki bize selam veriyor. He, karayolcuyuz biz. Denetlemeye çıktık. Vallahi ya. Şu aşağısı da hemen şu yol böyle küçük kuyudan Kadırga koyuna giden işte Asos'a giden yol. Bilmiyorum yani bizi seyredenler, izleyenler mutlaka belki yolu düşmüştür. Yani bu yoldan geçenler vardır, biliyorlardır bu şeyi. Tünellere bir de şeyleri sokmuyorlar. Evet. Özlem gördün mü? 3 tane tır gördük. Şey benzin, bir tanesi he, değil mi? Neyi sokmuyorlar? Doğal gaz şey, arabası. Yakıt arabalarını, yakıt arabalarını sokmuyor tırlara. 2-3 tane tır gördük petrolcülerin tırlarını. Onları tünele sokmadıkları için mecbur. Bana sorarsanız arkadaşlar en güzel yol sahil yolu. Sahilden böyle denizin kenarında. Sahilde ama çok uzatıyor Özlem ya. Uzatıyor ama yani böyle motorla falan yazın çok güzel oluyor. He yani. Yazın güzel oluyor ayrı gezine mesela. Gezine o temiz havayı içine çeke çeke işte denizin kenarında durup kahve içe içe öyle ha, bir yolculuk yapabilirsiniz. Sen illa, sen illa tünelden girelim diyordun. Bak bu yol ne güzel dedim sana. Ya öyle bir çekimser kaldım ki havadan dolayı. Yani ne yapsak, tünelden mi gitsek, açık havadan, yoldan mı gitsek, sahilden mi gitsek? Ama şimdi bu sana burada yani, istiyorsan İskender söyleyeyim. Her şeyi yiyebilirsin yani Özlemciğim burada. Ahtapot söyleyeyim varsa. Kalamar. Kimse yok nasıl olsa. Oh, zeytinliklerin içerisindeyiz mis gibi. Bak bu kuş seslerini eskiden hiç duymuyorduk burada kalabalıktan dolayı. Bak şimdi tır görüyor musun? Tır insan konuşmalarından. Tır ve kamyonlar rampayı çıkarken zorlanıyor tabii. Ve insanlardan dolayıydı tabii. Aynen. İyi oldu ya, güzel oldu. Ya bu sene hiç yağmur da yağmadı doğru düzgün. Kar çok az yağdı. Bu sene zaten 2023 yılı ne bileyim ben zaten hep öyle diyorlardı. 2023 çok kötü, felaketlerle dolu bir yıl. Kuraklık sinyal veriyor. Depremler zaten peş peşe oluyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Şu 2023'ü bir gönderebilsek böyle hayırlısıyla. Ama her sene daha kötü oluyor. Farkındasın değil mi? 2024 de böyle olacakmış. 2025'ten sonra dünya kabuk değiştiriyor falan diyorlar. Yani herhalde bu kabuk değiştirmeyi de başka türlü yorumluyorlar işte böyle. İnsanların düzenini bozarak bir şeyler yapıyorlar. Ya çok üzüldüm buradaki işletmeci kadına. Bir tane gözlüklü sarışın ilkel bir kadın vardı hatırlıyorsun. Şuraya oturuyordu. Evet. Para kesiyordu sırf işi para almak. Aha. Yani buranın altına alsın ki. Yani aynen, değerlendiriyorsun. Işte. Aynen. Birileri geldi. Neyse hadi biz videomuza son verelim. Evet arkadaşlar küçük kuyudan devam ederiz inşallah. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.